Merhaba sevgili dostlar. Serimizin 10. videosunda birlikteyiz. İlgiyle takip eden arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız motive ediyor beni. Söylemiştim bunu daha önce. Sizden isteğim, videonun başında hemen belirteyim. Videoların altına video içeriğiyle ilgili yorum bırakmanız. Olumlu eleştiri, yapıcı eleştirilere çok açığım. Lütfen fikirlerinizi benimle paylaşın. Tavsiyelerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Beni memnun edersiniz ve motive edersiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. 9. videoda biliyorsunuz Otomo ikinci büyük ordusuyla ondan aldığımız Higo eyaletine doğru üzerimize yürümüştü. Dikkat ederseniz sancaklarımızın uçları parçalanmış şekilde yani hasar almış ordulardan bahsediyoruz burada. Otomo'yu güzel bir ikinci büyük mağlubiyete uğrattık. Mini haritamıza şöyle bir göz atalım. Ito burada bizim müttefikimiz, hem askeri müttefikimiz hem de ticaret ortağımız. Siyah bölümler biziz. Otomo'da şu iki eyalet kalmış durumda. Şu bölümleri de almıştık. Herhangi bir duruma karşı Otomo'yu buradan sıkıştırmıştık. Tosa'da durum ne? Tosa'ya bakalım. Burada donanmamızla da Otomo'nun donanmalarını ciddi bir yenilgiye uğratmıştık. Bununla birlikte şunu küçülteyim. Bununla birlikte sürekli suikastlerimiz devam ediyor biliyorsunuz. Burada Mototsura'mız son seviyesine ulaşmak üzere. Miyoshi klanı büyük bir ordu ile dışarı çıkmıştı. Sebebini anlayamadık. O yüzden buraya bir tane Metsuke yerleştirdik. Hem yolu tıkasın hem de gözlemleyebilirim, gözetleyebilirim diye. Burada yine bir gizli okçu birliğimiz var. Buraya biraz sevkiyat yapmayı düşünüyorum. Miyoshi'den olası bir saldırı tehlikesine karşı. Hatta böyle yaparsak yetişemiyor. Bu komutanımı Emura Yoshitata'yı buraya göndereceğim. Şimdi bir göndereyim bunu. Bir de yavaş yavaş yayılım politikamızı ilerletmemiz gerekiyor. Bakın şu turuncu olan yer Ikkoikki klanı. Görüyor musunuz? Şurada başlamıştı Ikkoikki minicik. Buraları böyle ele geçire geçire devam etti. Takeda oldum olası benim oynadığım her Shogun 2 oyununda serisinde baş belası olmuştur. Hoca bizim müttefikimiz 10 bin ödeme yapmıştı bize ittifak karşılığında. Hatta ticaret anlaşmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet hoca ile bizim sadece ticaret anlaşmamız var. Şu limanımızda gemi var mı? Bu limanımızda gemi yok. Burada bir tane alım yapmışız. Öbür turda gerçekleşecek. Paramız 10 kalmış zaten. Daha fazla hamle yapamayacağız muhtemelen. Buradan otomaya yürüyebiliriz. Buradaki durum ne bilmiyorum. Ninjamızla da hamle yapmışız. Oraya da gözetleyemiyoruz. Bu Metsuke'mizle de hamle yapamıyoruz. Şurada bir Metsuke'miz vardı. Ito'nun içlerine doğru yürüteceğiz bunu da. Şimdi bu bölüm birazcık önemli. Çok stratejik davranmamız gerekiyor. Buradaki mutluluk oranı 3. Gayet güzel. Yani çünkü vergi almıyoruz. Vergi almamamıza rağmen ne iyi gibi. 6 birimlik asker alabiliriz buradan. Şu tarafta şeyden korkuyorum biraz. Mori'den korkuyorum. Mori ile bir anlaşma yapılabilir aslında. İttifak olabiliyoruz. Ama Mori'nin düşmanları kimdi? Ha, düşmanı falan hiç yok. 1000 lira bir ödeme talep edelim bakalım. Vermiyor. 500 isteyelim. Onu da vermiyor. Evet, para vermiyor. Askeri ittifak yapabilir ve kendimizi güvene alabiliriz. Ama hırslı, kuşkulu, güçlü, tarafsız. Şimdilik dursun. Yani saldırırsa ama örnek vereyim Nagato'yu alırsa kötü ki Nagato'nun geliri kötü değil. Şu anda kötü ama genel potansiyeli yüksek bir şehir. Aynı zamanda limanı var şurada. Limanı olması da güzel. Şimdi şöyle bir şeyler düşünüyorum. Ben bu Otomo'ya üstten yürümek istiyorum. Ama burada da çok fazla bir askerim yok. 6 birim alabiliyorum fakat şu anda birazcık hamle sırası mecburen düşmanda. Buradaki donanmamızın durumu ne? Birazcık sıkıntılı. Burada 2 birim var. Burada Otomo'nun bir donanması var. 2 birimlik bir donanması var. Bir de dalabilirler. Onlar bize dalmadan biz onlara mı dalsak? Şöyle yapalım. O bize dalmadan biz ona dalalım diyecektim. Dalamıyoruz çünkü bir tane gemimiz hareket edemiyor. Yeni koymuşuz onu buraya belli ki. Böyle de dalmak çok iyi olmayabilir. Bunu buraya katalım.
Bunu da buraya katalım. Bunu katamıyoruz değil mi buraya? Bunu katamıyoruz. Bunu da şurayı korumak için koyabiliriz aslında. Şurayı, limanımızı. Şimdi şeyin arkasından gitmeyi düşünmüştük aslında. Bu ordunun arkasından ama orduda komutanları temizledik fakat yine de sağlam bir ordu. Bakın seçkin samuraylardan oluşan bir ordu. Miyoshi ile ilgili buradaki ordumuz çok büyük bir ordu değil, ufak bir ordu değil ama Miyoshi'nin şu ordusuna karşı koyabilecek bir ordu da değil açıkçası. Askeri alım bir tur yapmışız. Daha asker getirebiliyorsak Io'dan asker getirebiliriz, okçu samurayları getirebiliriz. Mızrakla Ashigaru da getirebiliriz. Bakayım. Değişmiyor. Yani bunları buraya yürütelim biz her ihtimale karşı. Io'da durum biraz daha stabil. Hiç mutluluğuna da bakmadık ama. Tamam, 3 mutluluğu devam ediyor. Gayet güzel. Buradaki mutluluk da gayet güzel. Tosa'da başkentimiz. Bu şekilde tamam, Chonindo'yu yapıyoruz. Bu şekildeyken bir tur atlatalım. Şöyle bir tur atlatıyorum. Bakalım neler olacak. Çok kontrol etmedim ama unuttuğum bir şey yok herhalde. Evet, Mori bir donanmasıyla bir hamle yaptı. Bizim ticari limanlara saldırırsa sıkıntı. Mitsuke aldı ordusuna. Tekrar saldırabilir Otomo bize. Ito'da dolaşmaya başladı. Miyoshi ordusunu ayırdı. Ve donanmasını dolaştırmaya başladı. Hatakeyama'yı da gördük. Imagawa donanmasını hareket ettiriyor. Master. Düşman gemileri boyumuza ait değerli bir ticaret güzergahını talan etti. Hangi düşman gemileri bunlar? Otomo herhalde. Bir tane daha gösteriyor. İlginç şeyler oluyor, bir dakika. Gizli kapaklı icraatlar. Bu ne, ninja faaliyetlerin başarı şansımız artmış. Tespit edilmeden görev aldık. Herhangi bir binayı kundaklarsak 6 mevsim boyunca ninja faaliyetlerimizin başarı şansı %10 artacakmış. Şimdi bu kim? Bu Otomo. Şuradaki kim? Bu da mı Otomo? Burada kaç? Bir birim donanması var. Bu bir birim donanmayı da biz şu şekilde sanıyorum. Şu şekilde halledebiliriz gibime geliyor. Şimdi önce bunları bir temizleyelim. Üstünüz şu anda. Saldırıyorum. Hatta ele geçirdik gemilerini. Bir gemimiz gitti ama daha sağlam bir gemi geri geldi. Burayı destekliyorum tekrardan. Otomo'nun bir donanması daha gitti. Şimdi Ito burada hazır bekliyor. Bir ticaret gemisiyle ilginç biçimde. Böyle yapacağım. Bir okçu Koba'ya, bir de bu. Buna katacağım. Bunlarla da buraya da alacağım bakalım. İnşallah yeneriz bunları da. Biraz dengeler eşit gibi. İki tane ticaret gemisi var ama yani. Bunları alırız gibi geliyor. Evet, kesin zaferli. Hatta bir gemisini de ele geçirerekten kaçtı. Bu güzel oldu. Bunları da tekrardan buraya koyalım. Kendi limanına tekrar yanaştı o. Çok güzel oldu bu. Bunu da buraya koymuştuk. Bu da buraya desteklesin. Şimdi değişik hamleler oldu. İnşaatımız tamamlanmış. Higo'da Seki çiftlikleri tamamlanmış. Gelirimiz arttı. Güzel. Devazım subayı. Oo, çok güzel. Nerede? Tosa suyu. Sanuki. Buralarda askerlerimiz. Ürümcük kazanıldı dedi de buradaki ticaret yolunu açtığımız için tekrardan ticaretimiz devam etti. Şimdi burada bir ticaret gemimiz var. Bu burada dursun. Bununla biz çünkü asker taşıyabiliriz. Şeye bile yani, buraya bile taşıyabiliriz. Çünkü askerler yürüyerek buraya tek seferde gelemiyorlar. Bu iş güzel oldu. Ninjamız tespit edelim. Ninjalarımızla bir şey kundaklarsak, bir bina kundaklarsak, bunu da buraya alalım. Bir bina kundaklarsak ne olacak? 6 tur boyunca ninja faaliyetlerinde %10 artış verecek bize. Şimdi bu orduyla bakalım durumumuz ne. Burada Metsuke'lere suikast düzenleyebiliriz. Orduyu da kundaklayabiliriz. Ama şu anda bunu yapmayacağım. Ne yapacağım? Buraya bir ninjamı yürüteceğim önce. Bir görüş açacağım burada. Mesela bak, burada bir ordu var, tamam mı? Aa yok, ordu var ama göremiyor muyuz? %80 ihtimalle şapel. Burayı bir kundaklayalım. Şimdi orayı da görmüş oluruz. Bakalım ne yapacak. Köy gibi bir yer sızıyor ninjamız.
Bakalım inşallah başarılı olur. %80 şansla. Yaktı. Şapeli kundaklıyor şu anda. Yaktı burayı. Bir görev başarılı oldu herhalde. Evet. Görevimiz başarılı oldu. Ve şey gelecek. Evet, ödülümüz geldi arkadaşlar. Artık ninja faaliyetlerinde %10 başarı ihtimalimiz arttı. Hemen Motosura'ya dönüyoruz. %10 çok güzel bir rakam. Bakın Metsuki almış burada. Burada da bir ordu gözüküyor ama gözükmüyor. Metsuke'sini öldürebiliriz. Bu orduya bir şey yapabiliriz. Bilemedim. Şimdi mesela Metsuke'mizle bu orduya 3250 rüşvet verip %56 ihtimalle bu ordunun bir kısmını kendimize çekebiliriz. Böyle de bir şey var ama 3250 ciddi bir para bildiğiniz gibi. Burada da askeri var. Metsuke'sine mi saldırı düzenlesek? Orduyu kundaklamaya ne kadar istiyor? 400 veriyoruz. %87 ihtimalle ordusunu kundaklayabiliyoruz ama ordu kundaklama çok ciddi şey vermiyor ya. Çok ciddi zarar vermiyor yani. Ondan dolayı bu Metsuke'yi ortadan kaldırmayı tercih edebiliriz. Metsuke'ye de %93 ihtimalle %50 ile 150 altınla ortadan kaldırabiliyoruz. Bunu yapacağım sanırım ya. Çünkü 500-500 parası gidiyor onun da o Metsuke'ye basarken. Evet, Metsuke'yi öldüreceğim. Bakalım. Neler oluyor. Bunu nasıl öldürecek bakalım. Evet, askerler dolaşıyor. Aha. Bizim ninja yine gölge gibi. Shinobi'miz gölge gibi hareket ediyor. Mitsuki'yi yatağında yakalayacak. Bakalım öldürebilecek mi? %93 şanstı galiba. Evet, başarılı oldu. Hedef suikaste uğradı. Gördüğünüz gibi hop gitti. Böyle kullanmış olduk Motosura'yı. Şimdi Mitsuke'lerimizi hareket ettirmemiz çok önemli. Biz ne yapacağız çünkü? Ito'yu birazcık tanımaya, Ito'nun şehirlerini görmemiz gerekiyor. Burası neymiş mesela? Hyuga. Kale şehriymiş burası. Burada ordu yok mesela. Burada var mı? Burada da ordu yok. Bunları görmek çok önemli ve güzel tabii. Bir Metsuke'miz de burada. Bunu buraya getirsek. Neyse, bu burada kalsın. Diğer Metsuke'miz buradaydı. Bunun pozisyonu çok önemli. Şimdi buradaki Suya'daki mutluluk 3. Bunu buraya koymayı düşünüyorduk ama sanki kullanmamız gerekecek gibi. Burayı açsak yine düşüyor buradaki askerlerin şeyi. Pardon, halkın mutluluğu yine düşüyor. Ordumuz ne seviyede burada? Ordumuz da çok az. Birer tane askeri alın mecburen yapacağız herhalde burada. Metsuke'mizi de yürütelim. Buradan vergi almamaya devam edebiliriz. Şuralar önemli çünkü. Gerçi ninjamız burada. Artık Ito'nun şeylerini görebiliyoruz, beldelerini. Ya yani burada bakın, burayı yaktı şapeli ninjamız. Ve bu Metsuke'yi buraya koymak buradan bizim vergi almamızı sağlar. Koymasak ne olur bilmiyorum. Gezdirmeye de gerek yok. Ninjamız orada. Aslında bize ninja lazım. Biz buraya gözlemlettirelim burayı. Ve buradan da vergi alalım. Sonraki turdaki kazancımız 500, 400 artsın. Bu güzel oldu. Buradaki donanmamız ne durumda? Buradaki donanmamız sayısı çok olmasına karşın gücü az çünkü. Neden? Çünkü hasar almış. Yine bu Mori de burada sıkıştırdı bizi. Ito da burada. Burayı ele geçirmeye çalışabilirler. Bizim burada da çok güçlü değiliz. Az değiliz ama güçlü de değiliz. Nagato'da şöyle bir güzellik var. Çeşitli askerler basabiliyoruz. Mızraklı samuray, katanalı samuray ve naginatalı samuray basabiliyoruz. Bunlar çok güzel. Miyoshi'ye hamle yapacağız. Az kaldı. Emura da buradaymış. Buranın mutluluğu da zaten Emura sayesinde 4. Çünkü 3 baskı uyguluyor. Onu oradan çıkartırsak 1'e düşecek. Burada şimdi şunu buna katıp bunları da ikmale gönderebiliriz. Bu sağlam çünkü. Başka şuradaki gemimiz vardı. Şimdi ufak tefek hamleleri şimdi yapıyorum ki yol tıkanmaz. Evet. Geriye önemli hamleler kalsın diye. Saldırı hamleleri vesaire.
Ve buraya geleceksin sen sonraki tur. Evet. Gezdiriyoruz. Şimdi güzel bu Hatake'ye, ama bu ne yapmış ya? Almış başını gitmiş ya. Bakar mısınız sancaktaki çizgilere? Her biri bir askeri birimi temsil ediyor biliyorsunuz. Bir de Metsuke var burada, bu şehir. Of 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 of, biz bunları nasıl yeneceğiz ya? Burada da bir parça donanmamız var. Mototsura'mız burada. Bu arkadaşları da buraya transfer edelim. Aslında şöyle, bunları buraya koymak istemiyordum. Bu yolda kalsınlar. Çünkü Miyoshi buradan böyle yürürse Iyo'ya değil de Tosa'ya gelirse sıkıntı. Şimdi ne yapabiliriz? Burada mesela askeri birim gözükmüyor. Buradan da çok fazla ilerleyemeyiz ki mutluluk da burada az. Chosoka ve Masayo ile buraya kadar gelebiliriz. Mesela ordumuzu gemiye yükleyip buraya getirebiliriz. Böyle bir şey yapılabilir. Bakayım. Evet, buraya kadar gidebiliyor da buradaki ordunun, örnek vereyim, 4 birim alıp buraya getiremiyoruz. O kötü. Bunlar kötü işte. Ya da ne bileyim, buradan Io'dan 4 birim asker alıp böyle böyle küçük küçük, şöyle aldığımızı varsayalım. Buradan alsak nereye kadar getirebiliyoruz? Buralara falan getirebiliyoruz. Ya da bu Ito'nun sınırına koyarsak da sıkıntı çıkabilir. Şimdi bu buraya Metsuke getirdi, iki tane. İki tane Metsuke var da ne işine yarayacak? Buraya bir daha mı saldıracak? Saldırsa ne yapabilir? Bir atlı daha basalım biz. Şu anda bu şekilde. Şimdi şehirlerimize bakalım. Sanuki'de geliştirme var. Sanuki'yi geliştirebiliriz şehir olarak. Ama şu anda çok gerekli görmüyorum. Başkentimiz Tosa'da zaten geliştirmeler sürüyor. Buraya da büyük şehir yapabiliriz. Şu anda ona da gerek yok. İyo aslında güzel bir yer. Burada mızrak talim meydanı var. Burayı Korugan'dan istihkam şekline çevirirsek 1536'ya 3 tur içerisinde bir bölüm daha açılacak. Ve işte burada pazar yeri vesaire gibi şeyler yapabiliriz. Ki daha burada seki çiftlikleri geliştiriliyor. Burada durum ne? Burada yolları geliştirebiliriz. Yolları geliştirirsek eyaletteki ikmal oranı artacak. Altyapıya, tur başına şehir büyümesi artacak. Hareket etme hızı artışı olacak burada. Burada da yolları geliştirebiliyoruz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz? Higo'da mesela yolları geliştirebiliriz ama artı 30 hareket etme hızı artışı veriyor mesela. Yani tam bu noktadaki fikirlerinizi belirtirseniz çok güzel olur bence. Silah ustası. Askere alınan samuraylar için yakın dövüş saldırısı 4 artı 4 veriyormuş. Tam böyle şey bu, hani uzun vadeli yatırım yapma bölümü oldu bu. Yani burada yapacağımız hamleler de önemsiz değil kesinlikle. Çünkü gelecekteki kaderimizi, savaşlarımızı vesaire belirliyor. Şimdi Miyoshi orduyu bölerse bizim burayı almamız kolaylaşır. Miyoshi getirdi, yolun ortasına koydu ama askerlerini. O ilginç oldu. Biz Avacı'yı direkt alamıyoruz. Bak, aynı bizim benim demin dediğim taktiği yaptı. Biz şuraya koyacaktık yani, şu yolun ortasına. O adam da oraya koydu. Burada bayağı bir asker var. Pirinç Ali. Para mı biriktirsek, biraz diplomasiye bakalım. Yani şu Mori konusunda kendimi güvene almak istiyorum açıkçası. İttifak talep edersem nasıl olacak? Şöyle bir mini haritadan bakmak istiyorum. Buradan değil de şuradan. Bak şimdi Mori burada böyle. Ikki bunu yutar mı yutmaz mı bilmiyorum. Biz Mori ile ittifak olursak burayı güvene alacağız. Ama ne zaman saldırır ne zaman saldırmaz bilmiyorum. Ve biz Ito ile Mori'nin arasını kestiğimiz için de bunlar birbirine de saldıramayacak. Yani bizim müttefikimiz olan Ito'ya bu bir anlamda güzel. Biz Miyoshi'yi alsak nasıl olur bilmiyorum. Miyoshi'yi himaye yapabiliriz aslında. Bizim adımıza savaşır. Biz burada mesela Hatakeyama'ya da giremiyoruz. Küçük olduğuna bakmayın, çok güçlü. Bizim yapacağımız şey Otomo'ya girmek. Otomo'ya da deniz yoluyla asker taşıyarak girebilir miyiz? Mesela Higo'nun şeyi yok, limanı yok. Higo'nun limanı olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Burada bu bekletiyor ordusunu. Beklettikçe de ama şey olacak. Yani ikmal yapamıyor. Aynı sayıda kalıyor. Benim askerlerim yine artıyor her turda. Mori ile ne yapsak arkadaşlar ya? İttifak talep edersek memnuniyet verir. Düşman 2, Ikko 2. Şimdi öyle de bir şey ki, ben bununla ittifak yapsam Ikko 2'ye karşı beni savaşa çağırabilir. Önceki tur yapsaydım bunu aynı şey olacaktı. Gerçi ona savaş açacağı zaman bana diyecekti ki yine gel, şey yapalım diyecekti. Saldır diyecek, saldıralım Ikko 2'ye diyecekti. Ben Ikko 2 ile düşman olmak istemiyorum açıkçası. Ama Mori tarafında da çok güçlü değilim. Yani Mori'den gelecek saldırıları çok kolay savuşturamayabilirim. O zaman benim en ordumun güçsüz olduğu yerler neresi? Burası. Ben burada mecbur askeri alım yapacağım.
Burada da özel askerler alabilirim. Paramı bunu harcayabilirim. Şöyle yapayım. Burada mesela katanalı samuray. 2 tur sürüyormuş zaten bunlar da. Savunmada okçular önemli. Katanalı samurayın 2 tur olması üzdü ya. Naginatalı samuraylar. Yakın dövüş 12. Mızraklı samuray. Yakın dövüş 6. Valla 2 tane de alamıyoruz ki. Bir tane katanalı samuray için de. Onun yerine okçu mu alsam acaba? Ben onun yerine 2 birim okçu alırım ya sanki. Evet, 2 turda 2 birim okçu alayım. Burada yol geliştirmesi burada yapılabilir aslında. 4 burada bayağı fayda sağlıyor. Burada yol geliştirmesi yapayım. 2 tur asker alacağım. Burada zaten atlı ve okçu almıştım galiba. Evet. Ve inşaat olarak da ahırları geliştirip şey yapabilirim. Ne denir ona? Daha kaliteli atlar çıkartabilirim. Mesela ne diyor? Ahırları geliştirirsen okçu süvari, mızraklı süvari ve katanalı süvari çıkartabilirsin diyor. Burada İto ile çetin savaşlar dönebilir. Ama şehirleri de kaybedersem büyük sıkıntı. Bu da 3 tur sürecek. Şu anda ben burada askeri alım yapmaya devam edeyim. Ordumda mızraklım çok, okçum da çok. Atlı almaya devam edebilirim burada ben ya. 3 tur boyunca, 3 tur sonra 2 tur at, 2 tane, 3 tane atlım olacak. 3 birim atlım olacak burada. Bunları da kullanabilirim. Bu güzel bir şey. Paramı da tamamen çarçur etmek istemiyorum. Buradan şimdi İto direkt yürüyemez bana. Burada ordusu yok çünkü. Burada da yok. Bunları gördük. Hyuga'da da ordusu ya yok ya da çok küçük var. Göremiyorum şu anda. Buradaki durumumuz ne? Mutluluğumuz Satsuma'da 10. Mutluluğumuz 10. 2 birim okçumuz 1 birim. Şu askeri de buraya bir yere koyayım. Buraya koyalım. Ya da burada dursun ya. Tamam, bu şekilde bir tur atlatacağım. Şu anda neyimiz var? Yabancı mal. Gelirimiz yüksek. Benince faaliyetlerimiz de yüksek. Bizim şu anda birinci şeyimiz eyalet ele geçirmek. Yonun mutluluğu neydi? Sıfır ya. Sıfır olmasaydı iyiydi. Buranın mutluluğu Nagato'nun 6. Buradan sırf şey yol açmak için şöyle bir birim asker alabilirim. Şuraya gizleyebilirim ya. Bu karşıya geçiririm belki, bakayım burada. Geçiş var mı? Bu adamları Hizen'de var ya, fena gelir elde ediyorlar. Bu adamları ele geçirmem lazım ya, Otomo'yu ve şeyden önce. Ne denir ona? İto'dan önce. Şimdi bunların her saldırma ihtimaline karşı ben şuradaki gemimi, burada sağlam gemim var mı? Var. Bu gemimi, şu gemimi ve diğer gemimi buraya dahil edebilirim. Bunu buraya göndereceğim. Bunu da yakına bir yere şöyle koyuyorum. Ticaret güzergahları zaten bende. Herhangi bir şey olursa bunları birleştiririm. Burada da belli bir seviye donanmam var. Hatta ve hatta yoldakiler de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, yolda da bir iki tane okçu kobaya çıkartalım buradan. İto orada hazır şeyde bekliyor resmen, tetikte. Buradaki durumumuz ne? İkmalimiz devam ediyor mu? Buradaki ikmal de devam ediyor. Burada bir tane Sengoku banemiz var. Valla bu şekilde iyi gibi. Şöyle bir burada bir tur atlatalım bakalım. Kim ne yapacak görelim. Biraz daha temkinli gitmeye çalışıyorum. Bu temkinli gitmenin meyvesini çok güzel yemiştik hatırlarsanız, hoca ile yapacağımız ticaret anlaşmasında. Geri çekildiler. Valla uslanmıyor Otomo yani, tekrar toplayıp geliyor herhalde. İto sürekli bizim ticaret güzergahlarının etrafında dolaşıp dolaşıp asker biriktiriyor. Bak, Miyoshi'de değişik hareketlilikler var. Hatakeyama Miyoshi'nin adasının etrafında bir tur attı. Imagawa bir donanma topluyor, büyük bir donanma. Metsuke'miz rütbe atlamış. Emure Matoi, evet, buradaki Metsuke'mize hemen ne yapıyoruz? Şeylerini veriyoruz, yeteneklerini. Tutuklarken kurnazlık, tutuklama önemli. Rüşvet verme. Orduları gözetirken kurnazlık. Neydi? Şehirleri gözetirken kurnazlık. Bu orduları gözetirken dediği şey mesela ordunun içindeyken yanlış bilmiyorsam. Tutuklama ve rüşvet verme. Bunu biraz rüşvet... Aslında burada rüşvet çok şey olmayacak ya. Tutuklama diyelim ve şehirleri gözetlerken kurnazlık verelim buna. Çünkü şehirlerin içine koyduğumuz zaman gelen ninja saldırıları veyahut da rahip saldırılarını kolayca fark edip onları yok edebilsin istiyorum. Bu tamam. Açık deniz zayiatı. Kime ne olmuş? Buralar açık sular tabi. Burada da sürekli beklemekte
zarar veriyor. Ninjamız tespit... Ya Mototsura tespit edilebilir mi ya? Hemen bakıyoruz burada. Halen daha burada kimse yok. Atakeyama'nın 3 tane ticaret gemisinden oluşan donanması. Miyoshi'nin 3 ticaret gemisi, 1 okçu Kobaya'dan oluşan donanmasıyla böyle bir köşe kapmaca oynuyorlar. Burada orduyu geri, tamamını geri koydu. Şey, Miyoshi. Şey burada, Thirst'te herhalde. Buraya şimdi orduyu kundaklayabiliyoruz. 400'e. Yahut da mekanlarını kundaklayabiliyoruz. Savaş atı ahırları. Ordunun diğer kısmını ne yaptı bu ya? Buraya göndermedi. Gemiye de yüklemedi. Bu ordu bir anda kaybolur gibi oldu. Bir de bunların bu kadar az değildi ya ordusu. Bak şimdi. Abi bunlar böldü orduyu, ben size diyeyim mi? Bunlar nerede biliyor musunuz? Burada. Metsuke gel bakayım buraya. Abi nereye gitti bunlar? Gemiye mi yüklediler? Miyoshi ne yapıyor ya? Vallahi sıkıntı çıkar ha. Abi adamların ordusu yok. Böldü, bir yere gönderdi orduyu ama. Nereye gönderdi bilmiyorum. Sen şurada bir ordu kundaklaması yapsana 400'e. Tam zamanı aslında ama ordusu nerede bunun? Yani bize yürüyor olabilir. Aslında var ya arkadaşlar, tam zamanı olabilir mi Yoshin'in üzerine yürümek için? Bizim burada sağlam ordu var. Bunları yok edebiliriz. Başka bir adaya falan mı çıkarma yaptım Yoshi, bilmiyorum ki. Valla bizim işimize gelir. Neyse, şimdi biz şeylerimize devam edelim. Gizli ordumuz keşfedildi. Nerede? He. Bunu keşfetmiş. Bunu görmüş yani. Buradan geçtiği için. Üstümüze mi yürüdü, ne yaptı? Biz sınırımızı koruyoruz abi. Sen kimseye bir şey dediğimiz yok. Higo'daki atlılarımız da çıkmış. Bunlar, bu salaklar burada bekleyip duruyorlar. Asker kaybediyorlar sürekli. Buradan bir ordu, bir komutan daha geliyor. Tam da istediğim gibi. %10'da şansımız yüksekken. Şu komutanlarına bunların. Bir Metsuke var, bir komutan var. Komutanı yok et bakalım. Hala ordu topluyor ya. O öldü komutanları. Güle güle. Bu adam da bu kadar Metsuke'yi ne yapacak bilmiyorum. Burada da Metsuke var. Ama biz ninja çıkarmamız lazım ya. Şimdi biz şu ordumuzla, ben bu arada bunu da geliştireceğim burada yolları. Biz bu ordumuzun tamamıyla bunların üzerine yürürsek bunları mahvederiz. 8 birim. 8 birim alabiliyorum ama 8 birim yeterli değil ya. Ben buraya Metsuke koyabilsem daha hoş olur. Bizim şu Metsuke nerede? Şimdi bu Metsuke'yi... Buradan geçiş var değil mi? Aynen. Gel bakayım şöyle bir. Nerede ne var bir görelim. Bungo. Oo, buraya suikast düzenlenmiş. Ve çok az askeri var burada. Oo, olaylar fena. Bunların böyle yalnız buradan buraya kadar Ito'nun askeri yok. Buradan bir başlasak tıkır tıkır çorap söküğü gibi hepsi gelir, biliyorsunuz değil mi? Bunlara bu askeri destek gelmeden biz bunlara dalsak. 8 birimle dalsak kazanabilir miyiz? Çok zor. 2 birim atlı. Bunlar iyi. Böyle 3 birim atlımız var ama komutanı saldırtmamak gerekiyor. 2 birim atlı. 1, 3, 4, 5, 6 desek 2 birim kalıyor. Yok, biz bunları bu şekilde yenemeyiz. Yine saldırmalarını bekleyip öyle yeneceğiz. Onu söyleyeyim. Ya da şuradan. Aha, Mori kaybolmuş. Şuraları bir açalım mı? Bakalım mı Mori ne yapıyor diye. Mori'nin burada askeri yok. Bunlar ne ayak abi? Oda. Oda hayvan gibi donanma dolaştırıyor. Bu hayırdır? Minnacık kalmış oda. Odanın düşmanları da Imagawa ile şey. Kimdi şu? Ikkoikki. Bu Ikkoikki nasıl alamıyor bu odayı ya? Biz askeri buraya yığdık mı? Yığdık. Alım yapmıyoruz. Bu şekilde saldırsak okçumuz az mı? Yok, okçumuz da iyi. Biz bu şekilde saldırsak burayı alırız arkadaşlar. Miyoshi'yi bitiririz. Ama saldırmak istemiyorum da himaye yapmak istiyorum. Çok değişik şeyler var ya. Bak bu adamlar bunları kovalıyor ha. Ve burada ordu yok. O zaman bunun ordusu nerede? Bu ağaçların içinde olabiliyor mu acaba? Allah oradan yürürse biz de buradan yürürüz. Buradaki mutluluğumuz ne? 16 abi. Bütün ben askerlerimi buradan çıkartabiliyorum. Buna ekleyebiliyorum yani. Komutanımla beraber. Maliye vekili. Bak. Böyle 3, 16 hepsini alabiliyorum. Aa, böyle alabiliyorum. Buraya ekleyebiliyorum yani. Ben hatta komutanımı iki böyle bir alayım. Sade komutanını.
Bizim bunların topraklarına girmemiz yasak tabi. Ama girebiliriz. 2 birim okçu, 3 birim, 4 birim okçu. 9. Şöyle bunlara bir katılalım biz. 5 birim okçumuz olmuş oluyor. Burada bekleriz abi. Öbür türlü de dalarız yani. Hiç affetmeyiz. Onu söyleyeyim. Burasını buraya açtığımız da güzel oldu. Bu otoma sapı üstümüze yürüyecek. Ito buralarda bekleyip duruyor. Vallahi bizim durumumuz iyi. Şimdi Mori'den gelecek olan bir saldırı bizi üzer ancak. Burada da zaten şey yapıyoruz. İkmal yapıyoruz. Buradan buraya geçebiliyor mu? Geçemiyor herhalde. Yani normalde geçebiliyor da gücü yetmedi. Ne yapacağız başka? Burada asker basıyoruz. Geliştirmelerimizi yapıyoruz. Tamam yani şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ordumuz burada ufak gözüküyor. Biraz burada da şöyle bir şey yapalım. Birazcık ordu giderimiz artıyor işte. İkmal giderimiz, asker bakım giderlerimiz artıyor. Ama bunlara mecburuz. Şimdi buradan herhangi bir saldırı gelecek mi Tusa'ya bilmiyorum. Burada kimse yok. Bir tane de şundan basayım. İki tane basayım. Başkentimizde iki tur sonra iki tane okçu samuray birliğimiz olsun. Şöyle bir şey yapabiliriz. Burayı Io'yu geliştirebiliriz. Io'ya çok saldırı olmuyor. Şurası güzel. Ava'yı istiyorum açıkçası. Biz aslında Higo'yu da geliştirebiliriz de. Şu anda şu otomo tehlikesi olduğu için Higo'ya hiç dokunmak istemiyorum. Nagato sınır koyu şu anda sınır bölgesi. Burayı geliştirebiliriz. Ama zaten istihkammış. 5 tur bekleyemem. O yüzden yiyeceğimiz de 6 yani. Samuray hizmetkarları, mızrak ve garnizon. Çok asabi okçu samurayları. Çoğu sokabe. Askeri alım sahası artacak. Mal oranı artacak. İnşaat alanı artacak. Bushido sanatlarında ustalaşma hızını artacak. Eyalette baskı artacak. Suya'daki baskımız 2 olmuş. Artı 2'ye geçmiş. Gayet güzel. Yani 2 birim asker alabilecek durumdayız. Ama biz bir şey değil mi? Burayı geliştirelim arkadaşlar, paramız varken. Diplomasimizle ilgili herhangi bir hamle yapabiliyor muyuz? Mori ile anlaşmaktan vazgeçtim. İkko 2'yi karşıma almaktansa öyle ilerlemek daha iyi. Chonin'da da 11 olmuş. Buraları da açıyoruz. Bir şey kaldı mı? Metsükelerimize bakalım. Bu burayı gözetliyor. Bir tanesi de burayı gözetliyor. Şuradaki gemimiz vardı. Buna gidelim. Devam et arkadaşım sen. Aç buraları. Bu ikkiye baksana abi. Her yeri almış adam. Burada da oda. Oda da çırpınıyor burada. Bir ordusu da kalmamış ha. İkko 2 geliyor buraya doğru. Of of çok zor ya. Bak şurası ne kadar dar bir yermiş oysa ki. Koskoca gözüküyor insana. O zaman bir tur daha atlatalım. Io'da durum ne? Io'yu da geliştirebiliriz aslında biliyor musunuz? Io'nun geliri ne? 560 tur başına gelir. Büyümesi de yüksek. Biz burayı geliştirebiliriz. Biz burayı da geliştirelim. Böyle güzel olur. Tosa'da durum ne? Tosa'yı daha da geliştirmeye gerek yok. Tosa'da mesela öbür tur yaya okçu meydanı bitiyor. Böyle bir tur atlatıyorum. Atalım bakalım. O da hamleler yapıyor. Yine Mori hamleler yapıyor. Otomo Metsuki'yi oraya koydu. Bizim şeye saldırmaya çalışacak ama yemez gibime geliyor ya. Ninja'ya. Aman ha. O kadar besledik, büyüttük. Yok. Bir şey olmadı. Ito'yla Otomo savaştı herhalde. Otomo kaybetti. Ito buradan devam ediyor. Abi Ito bizim oraya asker getirdi. Bak olaylara bak şimdi sen. Miyoshi asker mi kaçırdı? O da Imagawa, o da Metsuke gönderdi hocanın üzerine. Bak bizim şeyi tutuklamaya çalıştılar. Ninja'yı Metsuke'siyle. Şimdi bak Otomo burada ordu topladı. Ito geldi de Ito ne için geldi bilmiyorum. Bir dakika abi. Bir dakika bir dakika bir ortalıkta bir karışıklık var. Tamam. Ito düşman. Ito ile Otomo. Ito bize yardıma geldi sanırsam. Burada kim var şu anda? Komutan yok. Burada kim var? Burada da 3 birim asker var. Burada bir dandik bir Metsuke var. Burada da Metsuke var. Bu Metsuke'ler bize çok büyük sıkıntı oluşturmuyor açıkçası. Şu an keyiflendim birazcık fark ettiyseniz. Şimdi biz bu Metsuke'yi de öldürebiliriz %85 ihtimalle. Bunların ordusuna %70 şansla suikast da yapabiliriz. Buna %74. Bunlara daha yüksektir tabii. Bunlara da %80. Şimdi bu şehirdeki Metsuke'yi
%82 ihtimalle temizleyebiliriz. Buradaki Metsuke'nin seviyesi kaç acaba? Bu da bir. Muhtemelen bu da bir. Bunlar bizim oğlana Shigeharu'ya dokunmaları çok zor. Savaşta bir etkileri var mı? Az. Biz orduyu kundaklama yaparak çok daha güzel hamleler yapabiliriz. Şuradaki büyük orduyu kundaklayacağım ben %70 ihtimalle. Şuradaki görüşümü belli bir seviye kaybedeceğim ama. Ordu da kundaklandı. Oh 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 oh. Maşallah. Çok güzel. Ve seviye atladı Shigeharu'muz. Çok güzel ya. İşte bu. Böyle tane tane ilerleyince o kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi diyor ki ninjanın başarısız olduğunda tespit edilmekten kurtulma şansı %10 artar. Yine de görevlinin eşlik ettiği ordu için sefer hareketi harita sahası, pardon, sefer haritası hareket sahası. Yani bu ninjayı bir ordunun içine koyduğum zaman artı %7 bir ordunun hareket etme ihtimali artacak. Kurtulma ihtimali daha önemli. Ölmesin ki abi, geliştirebilelim. Burası ne? Gözcülük, ninjanın başarısız olduğuna tespit edilmekten kurtulma şansı, ordular kundaklarken gizlilik, binaları ninja tarafından yaralanan şahıslar için iyileşme süresi. Bu ne? Binaları kundaklarken gizlilik. Direkt hedefe yönelik hareket etsinler. Bu tamam. Güzel oldu. Burayı iyice yıprattık. Yine de güçlüler. Ito geldi. İnşallah yardıma gelmiştir. Burada kimse yok. Yani bize bir hamle yaparsa arkadan harbiden dolandırırım orduyu yani. Çünkü buradaki ordumuz öyle hafif bir ordu değil. Yani küçük bir ordu ama hafif bir ordu değil bence. Buradan burada asker var bir birim. Asker var mı yok mu bilmiyorum. Ya da şey, kendi koruması da olabilir. Buraya mesela biz 1900 verip rüşvet verip isyan çıkarttırabiliyoruz. Biz şöyle bir yürüyelim bakalım. Nesukemizi yürüttük. Şu Buzen'e de gidebilirdik. Açık denizde zayiat verip duruyoruz. Yine burada zayiat verdik. Buranın durumu sıkıntı da bunu buraya mı alsak? Bunu şunlara ekleyelim bari. Bilmiyorum neden böyle oluyor. Shigeharu'muz zaten suikastını başarılı şekilde yaptı. Motosura burada. Ordu az sayıda. Burada orduyu kundaklamaktansa mesela bu Metsuke'miz burada isyan çıkartabiliyor mu? Çıkartamıyor. Buraya bir yürüteyim. Evet, diğer ordu burada ve başında da komutan var. Nereden buldularsa yine bir komutan bulmuşlar. Tabii ki bu komutana suikast düzenleyeceğim. Bakalım başarılı olacak mı? Hemen geçiyorum. Evet, hedef suikaste uğradı ve öldü komutanları. Bizim ordumuz burada. Buradan buraya direkt yürüyebiliriz savaş açıp ve muhtemelen de alırız. Buradaki mutluluk ne alem? Ne alemde? 6. Gayet güzel. İyo'da geliştirme yapıyoruz. Bu arkadaş buradan yürüyebilir. Kime yürüyebilir? Buraya gelebiliyor bu arkadaş. Evet, Ito'nun burada ordusu olmayan bir yer var. Ito'nun çok büyük bir ordusu yok bu arada. Donanması güçlü. Uf, çok fena şeyler olacak öbür bölümde ya. Abi Ito desteğe mi geldi, kösteğe mi geldi belli değil. Ama muhtemelen yok edeceğiz. Fakat işte bu Ito'nun bize yardımcı olması bu eyaletlerde söz hakkı istemesine sebep olacak muhtemelen. Bunu biz istemiyoruz. Yani kendilerine göre stratejik bir hamle yaptılar. Bir bakalım donanma giderimiz, ordu bakım masrafımız tur başına 4800. Donanma bakım masrafımız 1800. Donanma bakım masrafımızı düşürdük ama ordu bakım masrafımız çok yüksek. Vergi gelirlerimiz 4161. Arttırdığımız zaman suya da sıkıntı çıkıyor. Mesela 6100 deyip neyse halk şöyle dursun. Bu sefer de şey biliyorsunuz nedir onun adı? Büyüme azalıyor. Ton çok büyük bir ordusu yok. Yani bütün ordusu buysa yok ederiz yani biz bunu. Bizim Minnak da burada. Böyle açığa açığa gidiyordu en son. Gel buraya gel. Burada dursak ticaret güzergahını yağmalamış oluyoruz. Ikko'nun savaş sebebi olabilir. Başka neyimiz var? Kuwana kaldı. Kuwana burada. Kira Mitsuyuki burada. Şehri gözetliyor. Emura da burada. Burada da bir komutanımız var. Şuraya da bir ordu geçirdik. Ito üzerinden bu otomaya arkadan da yürüyebiliriz. Burada güzel stratejik noktada birisini bekletiyor. Şimdi 5000 paramız var. Bununla biz askere alım yapalım burada. Çünkü ihtiyacımız olacak. Burada yapıyoruz gerçi de. Ne var burada? Okçumuz çok az. Buraya okçu alalım birkaç tur daha. Bir tur sonra burada okçu samuraylarımız geliyor.
Sanuki'de şu anda asker alım yapmıyoruz. Bütün ordumuz burada. Bu orduda buraları da almaya yeter gibime geliyor. Belki yolda bunları durdurur, önce bunları temizleriz. Daha güzel olur. Atla basamıyoruz buradan. Burada bayağı bir asker var. Ve Io'da mutluluk 7. Biz buradan belli bir seviye asker alıp böyle okçuları şuraya ay dur, savaş ilan etmiyoruz. Şuraya gönderiyorum. Vallahi şu anda gayet güzel ve güvenli hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Burada zaten yığdık askeri biliyorsunuz. Şuradan da geliş yapacağız. Heh, burada geliştirme yapıyoruz. Buradan güzel askeri alımlar da yapabiliriz. Ben yine şöyle bir tane katanalı samuray atayım şuraya. Hatta iki tane atamıyorum. Bir tane katanalı samuray buraya atayım. Burada askeri alım. Ordu masrafımız çok yüksek olmasına rağmen burada da ben bir askeri alım yapayım. Mori'nin donanması güçlü. Parça parça alamayabiliriz. Burada bir burayı da büyütmüşüz yalnız. Burası dursun. Io'da birazcık orta bu ne alabiliriz? Gemilerin bakım masrafları düşük çünkü. Sengoku bu ne alabiliyoruz? Orta bu ne alalım iki tane. Güzel. İki tane alabiliyoruz. Tamamdır. Bu şekilde bırakalım. Çok güzel hamleler yaptık. 11. bölümde de muhtemelen bu bölümde yaptığımız hamlelerin sonuçları olan savaşlar olacak. Ikko 2 büyümeye devam ediyor. Mori'ye bir baskı oluşturuyor. Biz Mori'den birazcık çekinmemize rağmen bununla ittifak yapmadık ki Ikko 2 ile düşman olmayalım diye şimdilik. Biz örnek vereyim, Mori'yi ele geçirmeye başlarsak, Mori'yi ele geçirirsek Ikko 2'yi böyle küçük 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 ele geçirebiliriz. Hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar, büyük olan klanların, çabuk büyüyen klanların orduları çok fazla dağılması gerekiyor eyalet güvenliği için. Çok fazla dağıldığı zaman güçleri azalıyor. Dağılmadıkları zaman da buralarda hiç asker yok demektir. O yüzden harita hakimiyeti zayıflıyor yani onların. Biz bakın ne yapıyoruz? Küçük küçük yerler aldık ama hepsi güçlü yerler. Güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu güzel. Hoca ile ticaret anlaşmamız var. Takeda anormal büyümüş. Şurada hocaya baskı oluşturuyor. Date küçük kalmış burada. Bu şekilde bu bölümü böyle bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seriyi takip edip yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Tekrar hatırlatayım. Yorum yapmayı unutmayın. Tavsiyeler vermeyi unutmayın. Olumlu eleştirilerinizi çok önemsiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde, 11. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.